Hacı Yakışıklı ne dersin? Sayın Cumhurbaşkanı ilk gün çok itidalli konuşmalar yapmıştı. Yani olayın başladığı saldırının Hamas'ın saldırısını gerçekleştirdiği gün. O kararından biraz geri adım mı atmış oluyor? Yok. Gene Sayın Cumhurbaşkanı ilk gün durduğu yerde duruyor. Hala ve hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanı Eylül'de yani geçen ay daha geçtiğimiz ay Türk evinde e, Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi. İlk defa. İlk defa. Yani tarihin ilk. Daha önce Ehud Olmert'le falan bir araya gelmişlerdi. Ee, evet Ehud Olmert'le 2008'de hatta Türkiye'ye gelmişti. O evet. zaman konuşuyorlardı. Hatta bir odada Ehud Olmert vardı. Bir tarafta Suriye heyeti vardı. Hı -hı. İşte Filistin konuşuluyordu. Daha konuşulurken bombalar yağmaya başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı'nın sitemi vardı yani. Ya ya benimle konuşuyorsunuz. ...daha arkamızı dönmeden Filistin'i bombalamaya başlıyorsunuz demişti. Hatta Van dolayı da bunun arkasından gelmişti. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Netanyahu ile hiç görüşmemişti. Ve İsrail'le normalleşme planı vardı Türkiye'nin geçen aya kadar. Yani İsrail şöyle yapıyor. Bir yandan tam ilişkiler gelişecekken... ...en gelişmeye açık noktada başlıyor bomba yağdırmaya. Böyle bir e, yapısı var. Sayın Cumhurbaşkanı e, bir kere e, şu anda... Ee, Ama işte, hacı bu ilişkiler gelişme aşamasındayken Arap dünyasıyla da öyle evet ilk öyle. ateşi yapan Hamas oldu. Hamas oldu da bu 75 yıldır süren bir süreç. Yani şimdi siz işte Hamas'a acaba angaja mı oluyoruz? Hayır. Hamas'a angaja olan Türkiye değildir. Biz oryantalist bakış açısını bırakmalıyız. Hamas'a angaja olan Batı'nın kendisi. Efendim Hamas bunu yaptı. O yüzden böyle. Hamas'ın saldırıları oldu o yüzden böyle. Hamas teröristleri o yüzden böyle gibi bütün işi Hamas'a yıkan Batı. O yüzden Türkiye çıkıp diyor ki Hamas terörü kötü değil bu kadar. Türkiye'nin söylediği bu. Türkiye çocuklar ölsün mü diyor? Türkiye İsrail'i yerle bir mi edelim diyor? İsrail'deki çocuklar öldürelim mi diyor? Yaralı ele geçirilen İsrailliler tedavi edilmesin mi diyor? İsrailliler hayvan mı diyor? Demiyor ama Batı dünyası bakıyorsunuz. Filistinliler hayvan diyen İsrail'e topyekün şu anda ziyarete gidiyorlar. Filist yaralı ele geçirilen Filistinliler tedavi edilmeyecek diyen İsrail'e Amerika'sı, Almanya'sı, Fransa'sı bizzat Tel Aviv'e giderek destek veriyor. Siz bütün bu noktada bütün işi Hamas'ın üstüne yıkmaya çalışan Batı dünyasına karşı hep bu Hamas bir terör örgütü değil diyorsunuz bu kadar. Türkiye Hamas Hamas Türkiye'nin bir örgütü değil. Türkiye gerçekliğinden ortaya çıkmış bir örgüt değil. Onun kefili de değiliz. Ama Filistin'de şu anda Gazze'yi savunacak başka bir örgüt yok. Yani bir Hamas var ellerinde. Hamas değil o. Filistin Silahlı Kuvvetleri aslına bakarsanız. Ve başka bir Silahlı Kuvvetleri yok. Şu anda Filistin'in %42'si binaların, Gazze'deki binaların %42'si ağır hasarlı. 7 Ekim öncesi, 7 Ekim sonrasından bahsediyorum saatte bu istatistikler iğrenç istatistikler ama 3 dakikada bir kişi ölüyor. Biz bu programı yapmaya başlayalı 23 dakika geçti. 7 kişi öldü Gazze'de. Yani biz programı yapmaya başlayalı 20 dakika geçti. 20 dakika içerisinde Gazze'de 7 kişi öldü. Bunların içinde çocuk var, yaşlı var, kadınlar var, masumlar var. Dolayısıyla öldürülen 5000 kişi de Hamas değil, o yüzden Türkiye Hamas terör örgütü değildir diyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ilk günle bugün arasındaki fark ne derseniz, şimdi Sayın arkadaşın dediği e, efendim ticari ambargo koyalım. E, Sayın Cumhurbaşkanı 1 минут dedi dünya eleştiri getirdiler, dünya eleştiri getirdiler. E, Türkiye derken arkasında durdu ama muhalefet. Şimdi senin bu konuda vicdanlı yaklaşımını Filistinler vicdanlı yaklaşımını zaten beraber günlerde biliyoruz. Ama burada ayrı düşüyoruz. Niye ayrı düşüyoruz? Şimdi Ticari ambargo hiçbir şeyi sağlam. Bana sorarsanız, Hacı Yakışıklı'ya sorarsanız ben e, <laughs> İsrail'in bu topraklardan tamamen çekilmesi taraftarıyım. Tamamen. Çünkü topraklar burası topraklar derken işgal ettiği topraklardan. İşgal ettiği her yerden İsrail çekilmelidir. <laughs> Ama bunu vatandaş olarak söylüyorum. Eğer siz vatandaş olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları olarak ticari ambargo diyorsanız buyurun. Ticari ambargo diyelim hep beraber Sayın Cumhurbaşkanı yapsın. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor. Arkada destek yok. E destek yokken nasıl gidecek? Dolayısıyla önce kamuoyunun bu konuda bir olgunlaşması lazım. Türk kamuoyunun olgunlaşması. Türk kamuoyu olgunlaşırsa her türlü askeri yardım da Filistin'e yapılabilir. İnsanlar ve bebekler ölmesin diye. Siz Türkiye'den askeri yardımlar bir gemiyle Filistin'e gitsin diye kamuoyunuzun ağırlıklı bir kesimi söylüyorsa o gemiyi Sayın Cumhurbaşkanı gönderir. Millet ne derse onu yapar. Ama siz diyor musunuz? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı gönderdiği zaman ey Erdoğan Esed'le niye görüşmüyorsun diyorsun. Ey Erdoğan Sisi'yle niye görüşmüyorsun. Ey Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'yle niye görüşmüyorsun. E, mücadele yaparken hem arkasında durmuyorsun. Görüşmeye başladığı zaman da niye görüş? İşte iç siyasete de böyle yansıtıyorsunuz. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı ilk gün nasıl duruyorsa gene öyle duruyor. İsterse şu anda e, herhangi bir İsrailli yetkiliyi arayıp görüşebilir. Hala. Ama ticari ambargo dediğiniz zaman görüşemiyor. Bana sorarsanız ambargoyu bırakın. İsrail terör operasyonu yaptı diyorlar. Yanlış. İsrail saldırıyor ve katliam yapıyor. Hamas'ın terör saldırısı diyorlar. Hayır. Filistin'in askeri harekatıdır. Çünkü Hamas'tan başka askeri harekat yok. Yahudi askeri rehine diyorlar. Yok. Yahudi ifadesini kullanmayın. İsrail esirdir. Arap Yahudi savaşı diyorlar. Hayır. Filistin'le Siyanist İsrail'in savaşıdır. Hatta artık bu bir savaş değil soykırımdır. Gazze ve Batı Şeria'yı ayrı ayrı kullanıyoruz. Tamamı Filistin'dir. Yahudi yerleşim bölgesi diyoruz. Hayır efendim. İşgal altındaki Filistin topraklarıdır. Orası işgal altındaki Filistin topraklarıdır. Biz oryantalist bakış açısıyla olaylara bakamayız. Hamas militanı diyorlar. Hayır Filistin'in askeri. Başka asker yok. Başka savunan yok. Ee, ve İsrail Hamas savaşı. Hayır. Ne İsrail Hamas savaşı? O çocuklar bedenleri ayrılan çocuklar Hamas savaşçısı mı? Dolayısıyla böyle bir şey e, söz konusu değil. Şimdi e, Hamas'a terör örgütü deseydi Türkiye. Kaldı ki e, Mehmet Hacetin de dediği gibi bir e, Avrupa ve Amerika ve İsrail terör örgütü görüyor Hamas'ı. Bunun dışında Rusya'sı, Çini, e, bu, bu topraklar hiç kimse Rusya terör örgütü olarak etti, görmüyor. Yani yönetiyor. Avrupa ve Amerika ama Birleşmiş Milletler yani 195 Ülkenin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler terör örgütü olarak görmüyor. Terör örgütü olarak görmüyor. Ha şunu diyebilirsiniz. Siz Hamas'a terör örgütü değil dersiniz. İsrail'de çıkar PKK. İsrail PKK'ya zaten terör örgütü değil ki diyor. Bunlar savaşçı diyor. Zaten böyle bir kartı açmış adamlar. Bunu yıllardır açmışlar. 40 yıllık mücadelenizde bir kere bile terör örgütü dememiş PKK'ya. Yani dolayısıyla biz İsrail'in istediği yönde konuşmak zorunda değiliz bu noktada. Evet. Ee, ve... Terör örgütü deseydiniz zaten ee, Dışişleri Bakanımız Hamas'la görüşüyor. Bu sefer siz te bir yandan terör örgütü diyeceksiniz bir yandan da diyeceksiniz ki ikisi arasında ara buluculuk yapmak istiyorum diyeceksiniz. Olmaz ki. Bu şuna benziyor işte. Ben İsrail'e boykotlar uyguluyorum. Bir yandan da görüşü olmuyor işte. Yani bir yerden bir yeri seçmeniz <laughs> gerekiyor ee, ve Türkiye'nin şu anda Sayın Cumhurbaşkanı bugün külliyede aile şurası vardı. Aile Bakanlığı'nın düzenlediği ee, ve orada da ee, gemimiz hazır dedi. Yardım gemimiz hazır dedi. Yani Türkiye'nin büyük bir hazırlığı var. 20 tane uçak dolusu yardım gitmiş zaten ama girmiyor içeri. Türkiye bütün bunları görüyor. Yani 20 uçak dolusu yardım gitmiş, gemimiz hazır gidecek ama orada işte Amerika'sı gidiyor şöyle kollarını açıp savaş gemisi gönderiyor giremezsin kardeşim diyor. İşte dünyanın bu e, kaba dayılığını bitirmek gerekiyor. Türkiye bu konuda kararlı. Ama siz savaşın içine direkt olarak işte Mehmetçik Gazi ifadeleri geçtiği zaman savaşın içine direkt Türkiye. Türkiye'nin şu anda yapmak istediği şey garantörlük ve barış gücü oluşturma.